konferansını vermek üzere ilçe müftümüz Sayın Sacit Ekerim hocamızı kürsüye davet ediyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سلامي رحمتي بركتي sizin, bizim, hepimizin, bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, muhterem büyüklerim, değerli mahallemiz halkı, güzeller güzeli, rehberimiz Efendimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bir kutlu doğumunda daha burada sizlerle buluşmanın sevincini, kıvancını yaşıyorum, yaşamaktayım. Yetim peygamber, daha küçücük yaşlarında bir insan oğlunun gördüğü bütün acıları gördü. Anadan ayrılık, babadan ayrılık, anadan yetim kaldı, öksüz kaldı, dededen yetim kaldı, öksüz kaldı. Amcam dedi, yaslandı, ondan da yetim ve öksüz kaldı. Bir insan oğlunun göreceği bütün acıları gördü. Hanımım dedi, sevdi, ölüm aldı götürdü, ondan da ayrıldı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir insan oğlunun görebileceği bütün acıları gördü. Amcam dedi, Uhud'da hain bir mızrak amcasını aldı götürdü. Ashabım dedi, Bir Maune'de yalnızca dini, İslam'a güzelliği, sevgiyi, barışı öğretmek için yola çıkmış. 70 kişiyi ashabından zalimler aldılar götürdüler bu dünyada. Bir insanoğlu yaşamında hangi acıyı, hangi kederi tattıysa Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri de aynı acıları, aynı kederleri tattı. Ama her şeye rağmen savaşa dur dedi. Zulme dur dedi. Ahlaksızlığa dur dedi. Adaletsizliğe dur dedi. Ticar haklerinde Arap kabileleri birbirlerini katlederken onlara dur diyen bir Muhammed Mustafa vardı. Evs ve Hazreç oradaki fitnebazların tesiriyle birbirlerini katlederken neden birlikte yaşamanın ahlakını ve ahlakı varken, huzuru varken birbirinize zulmediyorsunuz? Durun artık diyen bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Ve onun bu barışa çağrısı, içten çağrısı, derunundan çağrısı sinelerde makes buldu ve insanlar savaş yerine barışı tercih ettiler.
kavga yerine geçinmeyi tercih ettiler. Kocalar hanımlarına zulmediyorlardı. Kimi zaman hanımlar kocalarına zulmediyorlardı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona da dur dedi. Sizin hayırlınız hanımlarını dövenler değildir. Erkek olan erkek hanımını dövmez dedi. Bir taraftan hanımları karşısına aldı. Sizin hayırlılarınız dilleriyle beylerine zulmedenler değildir. Onların kafalarını şişirenler değildir. Hanım gibi hanım olun, hanımefendi olun dedi. Ve herkesi hat bilmeye, hudut bilmeye, sınır bilmeye, insanlık bilmeye çağırdı. El mü'minu me'lufun. Mü'min bütün varlıkla iyi geçinendir. Ve la hayra fî men la ye'lehu ve la yu'lefu. İnsanlarla ve bütün varlıkla iyi geçinmeyende, kendisinde geçimsiz bir fıtrat olanda hayır yoktur, bereket yoktur dedi. Ve bütün insanlığı geçime çağırdı. Birlikte yaşama ahlakına çağırdı. Edebe çağırdı. Saygıya çağırdı. Çünkü o ene nebiyur rahme. O rahmet peygamberiydi. O muhabbet peygamberiydi. Sözden anlamayan zalimlere karşı da ene nebiyur melhame. Yeri geldiğinde o bir savaş peygamberiydi. Kıymetli kardeşlerim, şu yaşadığımız çağa bakalım, asra bakalım. Dünyanın en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine, gözyaşının akmadığı, kanların akmadığı bir ülke, bir toprak parçası var mı? Kapitalist dünyanın vaat ettiği işte bu. Kan ve gözyaşı. Ama İslam'ın vaat ettiği ise hangi ırktan, hangi milletten, hangi dinden olursa olsun muhabbet, saygı ve sevgi. İslam'ın ikinci kutsal mescidi, Mescid-i Aksa ve Kudüs, Cennet Mekan Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin komutasındaki orduyla fethedilirken, halk bizi hangi katliamlar bekliyor diye düşünürken, o bütün halka, Hristiyan'a, Yahudi'ye, 72 milletten insana, La tesribe aleykumul yevm, bugün sizin için kınama yok, entumut tulaga diyordu. Tıpkı Mekke'nin büyük fatihi Muhammed Mustafa'nın amcasını öldüren, yeğenini öldüren, asabını öldüren, muallimleri öldüren o katillere seslendiği gibi bugün size kınama yok, hepiniz hürsünüz diyordu. Ve İslam olan, Müslüman olan, geçinmeyi tercih eden herkese sevgiyi, saygıyı, muhabbeti sunuyordu. İşte bütün dünyaya ve hepimize İslam'ın vaat ettiği bu. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an onun misyonunu anlatırken ya eyyühen nebi inna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nedira ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracen münira. Ey peygamber, biz seni müjdeleyici olarak gönderdik, uyarıcı olarak gönderdik, Allah'ın yoluna çağıran, sevgi yoluna çağıran, geçinme yoluna çağıran, birlikte yaşama ahlakına çağıran ve etrafını aydınlatan, kaynağı tükenmek bilmeyen, çünkü Allah'a dayanan bir maneviyat güneşi olarak gönderdik. Kur'an Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi işte böyle tarif ediyor. Onun görevini, misyonunu, vizyonunu böyle açıklıyordu. Ve o sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sokakta gezen bir köpek kadar değer verilmeyen siyah derili insanlara öyle sesleniyordu ki, öyle cennetler vaat ediyordu ki, gelin
Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dilinden dinleyelim. Ganimet malı paylaştırıyor. Kendi oğluna bir veriyorsa Üsame'ye iki veriyor, üç veriyor. Bir alim olan Abdullah İbni Ömer, babacığım neden böyle yapıyorsun diye soruyor. Resulullah da Üsame'yi tercih ederdi. Vallahi Üsame'nin babasını senin babandan daha fazla severdi. Üsame'yi de senden daha fazla severdi. Ben Resulullah'ın sünnetini yerine getiriyorum diyordu. Hazreti Üsame derisi simsiyah bir siyahiydi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona verdiği değerle, cahil toplumlar ona bir köpek kadar değer vermezken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu peygamber ordusuna komutan tayin ediyordu. İşte dünyanın beklediği huzur bunda gizlidir, bunda saklıdır. Kefe bil mer'i ismen en yahkira ehahu müslim. Bir Müslümana günah olarak başka bir Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter. Bir Müslümanı cehenneme sokmaya, bir Müslümanı batırmaya, başka bir Müslüman kardeşini kültürel değerlerinden dolayı, derisinin renginden dolayı, cehaletinden dolayı, neden dolayı olursa olsun, hakir görmesi, aşağı görmesi, onu batırmaya yeter diyen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, her insanı diğer insanlara saygı duymaya, sevgi duymaya, muhabbet duymaya davet ediyor. Bütün kavgaların nedeni olan aşağı görmeye de savaş açıyordu. Kıymetli kardeşlerim, Devleti Aliye-i Osmaniye'yi kuran kayı boyuna da bir zaman birileri keçi çobanları diyor ve hakir görüyorlardı. Allah o keçi çobanlarının içerisinden öyle insanlar çıkardı ki bütün dünyaya adalet tevzi ettiler. Bütün dünyaya Kur'an'ı okuttular. Bütün dünyaya cömertlik neymiş gösterdiler. Bütün dünyaya Allah için sevmek neymiş gösterdiler. Birlikte yaşama ahlakı. Kadın kocasına saygı duyacak, sınırlarını aşmayacak. Koca hanımına saygı duyacak, sınırları aşmayacak. Her birey sınırlarını aşmayacak, diğerlerine saygı duyacak. Her millet sınırları, Allah'ın çizdiği sınırları aşmayacak, diğerlerine saygı duyacak. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle başlayan bir yolun sonu cenneti Firdevs'tir. Rabbim hepimize nasip eylesin. Bakın, Göktaş mahallemizde bir iman ağacı sümbülleniyor ve yükseliyor. Eğirdirimizin pek çok yerinde sümbüllenip yükseldiği gibi. Ve Beyza kardeşimiz, mini mini çocuklarımız, Durmuş kardeşimiz, Çiğdem kızımız, Esma kızımız, Yaprak kızımız, Serpil kızımız, Dudu Nazlıcan, Mehmet oğlumuz, Kadriye ve daha niceleri Muhammed Mustafa sevgisinden Göktaş mahallemizde, öğretmenlerinin onlara gösterdiği yolda, hocalarının gösterdiği yolda 10.000 salavat getiriyorlar. Mini minnacık elleriyle tesbih çekiyorlar. O güzel dilleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi zikrediyorlar. Onun Rabbini zikrediyorlar. Ona bereket diliyorlar. Ona selam gönderiyorlar. Anadolu'nun mayasında işte bu var. Birbirimizi sevme var. Nefrete, şiddete dur deme var. Her türlü şiddete, çocuğa karşı şiddete, kadına karşı şiddete, beye karşı şiddete, her türlü şiddete dur deme var. Birlikte yaşama ahlakı var. İsmah yusmah lek. Hazreti Resulullah böyle diyordu. İrhamu men fil ard, yerhamkum men fis seme. Musamahakar ol, hoşgörülü ol ki sana da hoşgörü gösterilsin. Yeryüzündekilere merhamet et ki
Gökyüzündekiler de sana merhamet etsin. Kıymetli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu seneki konusu, birlikte yaşama konusu. Artık birbirimizi insafsızca eleştirmeye değil, kardeşliğe bir davettir. Müsbet eleştiriye, faydalı eleştiriye bir davettir. İş yapanın paşasından çekmeye değil, iş yapana yeniden omuz olmaya, görüşü ne olursa olsun, ona destek olmaya bir davettir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu seneki konusu, birlikte yaşama ahlakı. Artık çığlıkları gökyüzüne ağlatan kadının çığlığını, şiddete uğrayan kadının çığlığını durdurmaya bir davettir. Çocuğa şiddete karşı dur demeye bir davettir. Trafik terörüne dur demeye bir davettir. Birbirimizin sınırlarını çiğnememeye bir davettir. Artık rahatsızlıklara son demeye bir davettir. Camiye bir davettir. Ezana bir davettir. Ailede sevgiye, şefkate, birbirimize sarılmaya bir davettir. Bu davete icabet edenlere, cevap verenlere müjdeler olsun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, sizi çok seven sevgi peygamberi hürmetine, gözyaşına bir davettir. Cennete bir davettir. Rabbim hepimize cennet nasip eylesin. Sözlerimi bitirirken bu konu havada kalsın istemiyorum. Bu konu bir kulağımızdan girsin, diğer kulağımızdan çıksın istemiyorum. Ve sizlerden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hatırına bir şey rica edeceğim. Beni dinleyen kıymetli kardeşlerim, misafirlerimiz, Göktaş köyünün halkı, ne olur hepimiz ayağa kalkalım. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ayağa kalkalım. Ve birlikte yaşama ahlakı ya, bu nasıl başlayacak? Birbirimize sarılarak başlayacak. Birbirimize sevgimizi göstererek başlayacak. Ve şimdi her birimiz, bayanlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında, kalbimizdeki buzların erimesi adına birbirimize sarılalım. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam hürmetine sarılalım. Buyurun, birbirimize sarılalım. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, kardeşlik adına, Allah adına, Yüce Kur'an adına bütün düşmanlıklara son verelim. Ve ümmeti Muhammed birbirini nasıl seviyor gösterelim. Sayın Başkanım, sağınızda solunuzdakilere de sarılalım lütfen. Rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Evet, her birimiz sarılalım. Her birimiz sarılalım. Kalbimizde bir nefret, bir kin kalmasın. Muhabbet peygamberi adına sarılalım. Hazreti Adem Aleyhisselam hatırına sarılalım. Yusuf Nebi hatırına sarılalım. İsa Nebi hatırına sarılalım. Ve bu barışı cennete kadar taşıyalım. Ezele kadar taşıyalım. Allah sizlerden razı olsun. Allah dualarınızı kabul eylesin. Dertlerinize deva, hastalarınıza şifa nasip eylesin. Teşekkür ediyorum efendim. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyorum. Bu anlamlı ve duygu dolu